Mektubat İmam-ı Rabbani Hazretleri Mektubat-ı Rabbani 121. Mektup Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Mevzu A. Tarikatın yedi adım üzere olduğu tekrar ettiğinin kararlaştırıldığının beyanı B. Müritlerinden bazılarının altıncı adımda vasıl olduğunun beyanı Not İmam-ı Rabbani Hazretleri bu mektubu Mir Muhammed Numan'a yazmıştır. Mir'in hizmeti elbette bilinmektedir. Bol bol dualar okunduktan sonra söze başlayalım. Aradan uzun bir süre geçtiği halde hallerinize ittila olmadı. Durumumuz bilinmedi. Bu taraftaki dervişlerin hallerinden dahi haber sorulmadı. 90 sıfatlardan münezze olan Allah'a hamdü şükürler olsun. Buradaki dervişlerin halleri iyidir. Bunların durumlarından bir miktar bahsedelim. Şöyle ki, Ey Muhim bir Sadık! Tekrar etti ki, bu tarikat tam olarak yedi adımdan ibarettir. Ama kardeşlerden bir topluluk, işini yedi adımda toplamaya muvaffak oldu. Bir başka taife dahi dört adımda işini bitirdi. Bir başka taife dahi üç adımda işini tamamladı. Bunların her biri kendi değişen derecesine göre elde edeceğini elde etti. Üç adımda işini tamamlayanların tarikat yönüyle insanlara faydalı olmaya gücü yeter. Daha az adımda işini tamam edenleri var hesabeyle. Akıllıya yakışan odur ki emmeti yüce olsun. Düşük ve küçük şeylere iktifa etmesin. Bundan daha fazla yazmaya vakit müsait değil ve selam. 122. mektup Mevzu Üstün himmet sahibi olmaya, her kolay iş ile yetinmeyi bırakmaya teşvik. Not İmam-ı Rabbani Hazretleri bu mektubu Molla Tahir Bedahşi'ye yazmıştır. Mevlana Tahir, bizi mazur görünüz. Mevlana Yar Muhammed Nakil, göç sebebini size anlatacaktır. Şöyle ki, in tarafına sefer kararlaştırılmıştır gidip çoluk çocuğun halinden haberdar olmak gerekir. Kalanı karşılaşınca görüşürüz. Meseli yani sözü meşhurdur. Huzurun devamı için ağyarla karışık görmekten sakınmak zaruridir. Üstün himmette olmalı, her kolay gelen işe yetinip kalmamalı. Bir şiir Nurların nuru doğdu, doğan nura varmak uğruna. Batıdan lamba ve yıldızdan geçip koyulduk yoluna. Bu zamanın dervişlerinden pek çoğu gösteriş ve iktifa makamında durmaktadır. Yani az bir şeyle yetinirler. Böylelerinin sohbeti öldürücü zehirdir. Aslandan kaçar gibi bunlardan kaç. Bu yolun devamlısı ol. Rüyalara pek itibar yoktur. Zira yorumlama sahası pek geniştir. Bu yüzden olur ki hayali şeylere aldanırlar. Bu yanılmaz bir şiir. Nasıl erilir o saadete hep oralar, yüksek yüksek dağlar, tehlikeli uçurumlar ve selam. 123. Mektup Mevzu Nafile ibadetlerin edası hacı dahi olsa aşırısı maleyani sıfatına dahildir. Farzlardan herhangi bir farz kaçırılabilir. Not İmam-ı Rabbani Hazretleri bu mektubu Molla Tahir Bedahşi'ye yazmıştır. Rüştü manasında pekileri ileri kardeşimin mektubu vasıl oldu. Kadehi, taallukat kirlerinden iman temiz kalsın. Ey kardeş! Bir haberde şöyle rivayet edildi. Allahu Teala'nın kulundan uzaklaşmasının alameti odur ki, onu kendisine lazım olmayan şeylerle meşgul eder.'' Nafile ibadetlerden herhangi biriyle meşgul olmak, hem de farzlar arasında hiçbir farzan yüz çevirmek suretiyle lüzumsuz şeylere dahildir. Halini teftiş etmelisin, ta ki bilesin, işgalin nedir, farz mıdır yoksa nafile mi? Nice mahsurlar vardır ki, nafile haccın edasında yapılır. Uygun olan odur ki, yeniden düşünüp mülahaza edilsin. Aklı başında olana bir işaret yeter. Selam size ve arkadaşlarınıza olsun. 124. Mektup Mevzu A. Haccın vücubu için güç yetmesinin şartı oldu. B. Güç yetmesi olmadan hacca gidişin vakti boşa harcamak olduğunun beyanı. Bilhassa matlub bolanı elde etmek şanında. Not İmam-ı Rabbani Hazretleri bu mektubu Molla Tahir Bedaşiiye yazmıştır. Kardeşim Hacı Muhammed Tahir Bedaşii'nin mektubu ulaştı. Allah'a hant ve şükürler olsun ki dervişlere karşı ihnası ve onlara muhabbeti kesilmemiştir. Halbuki aradan geçen uzun zamanın ayrılığı vardı ve bu büyük saadete alamettir. Ey Muhib! hac seferi için izin talep edip sefere çıkacağın zaman veda sırasında ihtimal ki bu seferde size katılalım demiştim. Lakin her ne kadar kastettimse istihare uygun düşmedi. Bu bapta bir cevaz anlaşılmadı. Zaruri olarak kalmayı tercih ettim. Başta bu gidişinizde dervişler için bir yarar yoktu. Ama şevkiniz gördüğüm için açıktan size engel olmadım.'' Halbuki hac yolunu çıkarmaya güç şarttır. Oraya gitmek için her bakımdan yeterli bir güç sahibi olmayınca vakitleri boşa harcamak olur. Zaruri olmayan şeylerle meşgul olmak, ehemmiyetli şeyleri bırakmak olur ki yakışmaz. Anlatılan durumu size mükerrer olarak yazsın. Daha önce size ulaştı. Söylenecek söz budur, artık serbestsiniz.'' 125. Mektup Mevzu A. Alemin büyüklüğü ve küçüklüğü ilahi isimlerin ve sıfatların mazharları B. Alemin mahluk olma ve mazhariyetten başka Allahu Teala ile hiçbir münasebeti yoktur. Not i̇mam Rabbani Hazretleri bu mektubu bir -i Salih Nisaburi'ye ya yazmıştır. Allah'ım eşyayı bize olduğu gibi göster. Bilmiş olmalısın ki alemin hepsi büyüğü, küçüğü, isimlerin ve ilahi sıfatların zuhur yeri olmuştur. Onun şuunatının ve zat-ı kemalatının görülme yeridir. Yani aynalarıdır. Şanı Yüce Sultan gizli bir hazine ve saklı bir sırdı. O Sübhan Zat kemalatını saklı durumdan açığa çıkarmak diledi icmal manadan tavsiyle geçirmek istedi. Bunun üzerine halkı yarattı. Hem de zatı ve sıfatıyla yüce ve mukaddes saatına delalet eder bir şekilde. Bu makamda ittihat, maiyet, ihata yani birlik, beraberlik, sarma nispeti, sereyan, zati maiyet hükmü ancak halin ağır basması ve Allah sevgisi sarhoşluğunun taşkınlık vaktinin sonucu olmaktadır. Halbuki haller istikamet üzere olan büyükler ki, onlar ayaklık kadehinden içmiştir, bu alem için yaratıcısına karşı mahlukiyet ve mazhariyet durumundan başka bir durumu ispata kalkmazlar. İhata, sereyan ve ilmi maiyetin dahi hak ehli bilginlerin kavline göre konuşur. Allah onların çalışmalarını şükrana layık eylesin. Asıl şaşırtıcı iş bazı sofiye mensuplarından gelmektedir. Bazı zatî nisbetleri ispata çalışır. Mesela ihata ve maiyet gibi. Halbuki bütün nisbetleri zattan ayırma babında dahi itirafları vardır. Hatta zata bağlı olan sıfatları yok sayıp sadece zatı varsayarlar. Böylece sıfatları zattan ayırırlar. Bu bir tenakuz değil midir? Anlatılan tenakuzun defi için zata mertebelerin ispatı zordur. Bu felsefe mensuplarının tahkikatı gibi oluyor. Sağlam keşif sahibi kimseler zata ancak şöyle müşahede ederler. Hakiki basit. Bunun ötesinde olanlar ne olursa olsun isimlere dahildir. Bir şiir. Dostun ağzı ayrılığının azlığı yoktur. Göze gelen kıl yarımı dahi olsa çoktur. Bu bahsin tahkiki için onu bir misalle beyan edelim. Şöyle ki, derin bilgin bir kimse, mesela saklı kemalatını açıklamayı ve onlara bu zuhuru meyanında göstermeyi ister. Bunun üzerine harfler ve sesler icat eder. Ta ki bu harf ve sesler perdesinden kemalatın cevelan etsin bu belirtilen suretle, o saklı manalarla bu harf ve seslerin bir münasebeti yoktur. Ancak bu harf ve sesler o gizli manaların zuhur yerleri ve saklı kemalatın aynalarıdır. Bu sesler ve harfler o saklı manaların aynıdır. Sözünde hiçbir mana yoktur. İşte ihata ve maiyet hükmü dahi bu suretteki gibi olur vakaya mütabık değildir. O kadar ki manalar o saklı sadeliğiyle durup hiçbir bozulma olmamıştır. Ne zatında ne sıfatında. Ancak bu manalarla ona delalet eden bu harf ve sesler arasında delil ve medulül yolunda bir münasebet bulunduğundan bazı farzlardan manalar hayal edilmektedir. Halbuki o saklı manalar hakikate münezzeh ve müberradır yani hayal edilen oza zait manalardan ayrıdır. Bu meselede bizim inancımız budur. İtihat, ayniyet, ihata, maiyet cinsinden mazhariyet ve bir aiyet, zuhur yeri ve aynalık üzerine fazladan yapılan ispat, sekir, yani manevi sarhoşluk halinden gelmektedir. Halbuki Yüce Hakk'ın zatı, hakikate bu nispetten ve münasebetten ari ve beridir toprak ne, Resulullah erbabı ne? Üste anlatıldığı manada zahiriyet ve mazhariyet yönünden az bir münasebetin oluşuyla ister vahdedi vücut denilsin, ister denilmesin. Belki de vakada mütatit vücutlar vardır. Lakin asalet, zilliyet, zahiriyet ve mazhariyet itibarı mevcuta bir değildir. Bazılarına göre bu görüş çürütülmüştür. Bundan sonrası vehimlerden ve hayallerden ibarettir. Ne var ki bu görüş aynıyla Sofistiyanın yoludur ki, alemde hakikatin ispatı onu vehim ve hayal oluştan kurtaramaz. Sofistiyanın maksadı dahi budur. Bu manada bir şiir. Bilirsen onu kimdir, sen nesin başta, bulursun kendini hemen o yüce zatta. Kimin gölgesi olduğunu bir bilsen, Gam çekmezsin yaşasan ve ölsen. 126. Mektup Mevzu Ak yoluna talip olan bir kimsenin a. afaki olsun, enfüsi olsun, yani içte veya dışta olsun, batıl ilahları reddetmesi. b. Ak mamudu ispat etmesi. ihtimam göstermenin gerekli olduğunun beyanı. Not İmam-ı Rabbani Hazretleri bu mektubu bir salih nisaburiye yazmıştır. Ey seyit i Talibe gereken odur ki batıl ilahları nef yedip kalbinden atmaya ihtimam göstersin. Bu batıl ilahlar ister afaki olsun ister enfüsi. Yüce Sultan gerçek mabudun ispatı vaktinde vehim havsalasına ve vehim kavramına her ne girecek olursa Aynı şekilde bunu da nefret etmek gerekir. Bu anda matulup zatın varlığıyla yetinmeli. Bir o odur varlık, başkası yoktur. Bu makamda varlık için bir yer yoktur. Onun için yüce zatı varlıkların ötesinde talep etmek uygun düşer. Ehli uleması yüce hakkın zatı hakkında vacibül vücut, varlığı mutlak gerektiği sözünü gayet güzel söylemiştir. Allahu Teala onların çalışmalarını şükrana layık eylesin. Zata beraber vücudun ayniyeti, vücut ötesinde bir varlığın ispat edilmeyişi kısır görüştendir. Bu manada Şeyh Alaüd şöyle dedi. Vücut aleminin fevkinde Melik Vedud alemi vardır. Bu derviş Vücut mertebesinden terakki ettiği zaman bazı vakitler halin mağlubu olmaktadır. Nefsini zevk ve vicdan üzere erbabı tatilden yani tembellerden bulmakta ve vücudu vacip hükmüne varamamaktadır. Çünkü o bu yolda varlığı bırakmıştır. Zat mertebesinde asla varlık yeri bulamamıştır. İşte bu vakitte onun İslam'ı takik değil taklididir. Hülasa, hükmünün havsalasında ne hasıl olursa dahi o daha uygun yoluyla mümkün olur. Noksan sıfatlardan münezzehtir o zat ki, halk için zatına çıkan marifet yolu olarak acizlikten başka bir şey yaratmamıştır. Hiç kimse sanmasın ki, fenafillah ve bekabillahın kazanılmasıyla mümkün vacip olur. Aşağı böyle bir şey olmaz. Zira hakikatlerin değişmesi muhaldir. Mümkün olan vacip olmayınca onun nasibi acizlikten başka bir şey olmaz. Yüce himmet öyle şeyler talep eder ki bu talebinden hiçbir şey hasıl olmaz. Hatta ondan ne bir isim ne de bir isim çıkabilir. Bir başka taife dahi bir şey yarar ama o şeyin kendilerinin aynı olarak bulurlar. Onun için bir yakınlık ve maiyet tespit ederler. Bir mısra, Vardır her insana o şey ki yakışır sanma ve selam. 127. Mektup Mevzu Ana babaya hizmet her ne kadar hasenattan sayılırsa da hakiki matlubun tahsili yanında hiçbir şey olmaktan ileri gidemez. Buna münasip bazı hususların beyanı. Not İmam-ı Rabbani Hazretleri bu mektubu Molla Ahmet Sefer Rumi'ye yazmıştır. Kıymetli mektup ulaştı. Duraklama için beyan ettiğin özür doğrudur. Uygun düşer ki yaptığından daha fazlasını yapasın. Yine de kendini kusurlu kabul edesin. Bu manada Allahu Teala şöyle buyurdu. Biz insana ana babası için tavsiyede bulunduk. Anası onu zahmetle taşıdı, zahmetle doğurdu. Bir başka ayet-i kerimede ise şöyle buyuruldu. Bana şükret, ana babana şükret. Şöyle itikad etmen gerekir. Hakiki matluba kavuşma yanında her fuzuli olan şey, hatta suluk menzillerini aşma sırasında bile sırf muattal, tembel kalmaktır. Ebrar zümresinin hasenatı, mukarrebin zümresinin seyyahatıdır. Haberini işitmiş olmalısın. Bu manada bir şiir. Her ne ki var, sevgisi dışındadır hakkın. Şeker dahi olsa yenmesin zehir, sakın. Sübhan hakkın hakları, bütün mahlukatların hakkından önce gelir. Zira mahlukatın hakkını eda, Allah'ın emrine göre olmaktır. Yoksa kimin haddine düşmüş ki, onun hizmetini bırakıp da başkasının hizmetiyle meşgul olsun. İş bu mana icabıdır ki, Mahlukatın hizmeti dahi noksan sıfatlardan münezzeh olan Hakk'ın hizmeti sayılır. Ne var ki hizmetten hizmete de çok değişik farklar vardır. Görmez misin ki çift sürenler de ziraat işiyle meşgul olanlar da padişahın hizmetindedirler. Ama bunların hizmetiyle padişaha yakın duranların hizmeti arasında bir bağlantı kurulamaz. O kadarki hizmet olarak Ziraatin ve ekin işinin adını anmak dahi o makamda maziyet sayılır. Ve herkesin ecri kendisine verilen iş emrinin miktarından göredir. Ekin işiyle meşgul olanların bütün mihnet ve meşakkatlerine rağmen aldıkları ücreti bir dirhemdir. Hem de bütün gün çalışma karşılığı. Ama yakınlık bulan zatlar bir saati huzur hakkına binlerce meblağı alır. Hal böyleyken o yakınlık bulan mukarreb satırın o binlerce meblağa karşı hiçbir alaka duydukları yoktur. Onların bütün gayeleri o sultanın yakınında bulunmaktır. Her iki zümre arasında o kadar değişik farklar vardır ki Hüseyin Ferru cidden iştihat ve terakki de başarılıdır. Ondan yana kalbin mütmain rahat olsun. Daha fazla ne yazayım ve selam. 128. Mektup Mevzu Üstün hizmet sahibi olmaya, hakiki matlubun gayesiyle yetinmemeyi teşvik. Not İmam-ı Rabbani Hazretleri bu mektubu Hace Mukim'e yazmıştır. Hace Mukim Bu ayin düşünüp uzakta kalanları unutamaz. Hatta onları kendisine yakın görür, uzak değil. Zira İnsan sevdiğiyle beraberdir, hadise-i şerifi vardır. Süluk edilen yani gidilen yol gayet uzun, makbul olan dahi çok yüksektir. Bu manada sarf edilen gayretse son derece noksan. Bu arada ezilen menziller matlub olana benzerler ki onlar serap gibidir. Böyle orta durumu en son nokta sanıp kalmaktan, maksad olmayanı maksat sanmaktan, keyfiyet ve misalden münezzeh olanı misalli ve keyfiyeti kabul etmekten, hakiki matluba varmadan yarı yolda durup kalmaktan Subhanallah'a sığınırız. Akıllı olana o düşer ki himmetini yüce tutsun. Eline giren her kolay şeyle yetinip kalmasın. Esas matlubu ötelerin de ötesinde arasın. Anlatılan böyle yüksek himmetin durumu, kendisine uyulan şeyhin teveccühüne bağlıdır. Onun teveccühü ise, müridin ona karşı ihlasına ve muhabbetine bağlıdır. Şu ayet-i kerime bu manada ne güzeldir. Bu Allah'ın fazıdır, onu dilediğine verir. Allah en büyük fazın sahibidir. 129. Mektup Mevzu İnsanın cemiyet, her şeyi kendinde toplayıcı olma durumu, mana olarak derlenip toparlanmasına sebep olduğu gibi dağınık kalmasına da sebep olur. Bu durum mahbub, sevilen zatlara bir nainiyet olmakla beraber aynı zamanda mahçuplara, perdelilere bir beladır. Not İmam-ı Rabbani Hazretleri bu mektubu Seyyid Nizam'a yazmıştır. Mübarek mektubunuz ulaştı. Bilmiş olasın ki insan, mevcudatın en çok toplayıcı mahiyeti olanıdır. Çeşitli ve pek çok mevcudatla onun alakası ve irtibatı vardır. Haliyle bu, kendi parçalarından her bir parçanın vasıtasıyla olmaktadır. Onun bu her şeyle alakası ve irtibatı, Yüce Sultan Mukaddes Hak'tan uzaklık duymasının artmasına sebep olmaktadır. Hem de her manada bu çok sayıda alaka duyduğu şeyler yüzünden insanın mahrumiyeti başkasına nazaran daha ziyade olmaktadır. Şayet bu parça parça şeylerle alakasını keser de Allah'ın verdiği muvaffakiyette yeniden kendi aslına rücu ederse büyük bir nainiyete ermiş olur. Yoksa tam manasına bir delalet uzaktığına dalar. İnsan bu cemiyet durumuyla mevcudattan en faziletlisi olduğu gibi aynı cemiyet durumundan dolayı mahlukatın en şerlisi olur. Bu cemiyetin durumu vasıtasıyla insanın aynısı pek tamam bir şekildedir. Şayet insan aynanın yüzünü bu aleme çevirirse bir şeyden bir karanlık kalır, aynısını kirletir. Şayet Subhan Hakk'ın tarafına çevirirse o zaman safası ve göstermesi her şeyden daha güzel olur.'' Anlatılan alakalardan kalbin hürriyete kavuşması başta Allah'ın Resulü Muhammed'in özelliğidir. Allahu Teala ona salatı ve selam eylesin. Bundan sonra kalan peygamberlerin, daha sonra da değişik derecelerine göre evliyanın salatı ve selam başta bizim peygamberimize, daha sonra diğer peygamberlere ve onlara tabi olanlara ta kıyamet gününe kadar Noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah, Nebi-i Mustafa hürmetine anlatılan alakalardan bizlere kurtuluş ihsan eylesin. Resulullah Efendimiz anlatılan manada şu ayeti kerime ile edilmiştir. Onun gözü almadı, açmadı da. Ona ve aline salatların en tamamı, selamın ekmeni olsun. Bundan fazlasını yazmak yorgunluğa sebep olur. Selam ve ikramla. 130. Mektup Mevzu Hallerinin telvilatına itibar etmeyeceğinin mutlaka misilden ve benzerden münezzeh matlubun tahsini gerektiğinin beyanı. Not İmam-ı Rabbani Hazretleri bu mektubu Cemalettin'e yazmıştır. Hallerin telvinatına çok itibar yoktur. Ona pek iltifat edilmemesin gerekir. Zira esas maksat bundan başkadır. Onlar ister gelen olsun, isterse giden, ister sözde olsun, isterse duymadan. Ruhiyet ve müşahede olsa da aynı olup değişen bir şey yoktur. Şundan ki, hallerin cevizi ve muzuyla ancak tarikat çocukları teselli bulur. Akıllı olana düşer ki, immetlerini yüce tutsun. Zira işin esası bunların çok ötesindedir ve anlatılan o renkli haller rüya ve hayaldir. Bir kimse kendini rüyada sultan olmuş görebilir ama işin aslında böyle değildir. Ama bu rüya sahibine bir ümit ve bir tamah verebilir. Nakşibendiye tarikatinde dünyaya dayalı vakalara itibar yoktur. Hallerden bir hal hasıl olursa veyahut zaval bulup giderse ne geldiği gibi sevinç duymalı ne de gittiği gibi Teessüre Kapalıp gam çekmeli. Şöyle yapmalı. Keyfiyetten, misalden münezzeh olan esas maksut gaye olan zatın gözetmeli ve selam. 131. Mektup Mevzu A. Acegan Hazretleri tarikatının yüce şanını beyan. B. Bu tarikatte yeni icatlar çıkaran bu çıkardıklarını da bu tarikat-ı kemale erdirmek sayan cemaatten şikayet. Not İmam-ı Rabbani Hazretleri bu mektubu Hace Muhammed Eşref Kabili'ye yazmıştır. Alemlerin Rabbine hamdolsun. Salat ve selam Resullerin Efendisine ve onun pak olsun. Pek olgun kardeşim Hace Muhammed Eşref bilmeli ki Allah kendisini evliyayı kiramı şereflendirdiği şeyle şereflendirsin. Allah sırlarını tasdik eylesin. Acegan hazretlerinin bu tarikatı matluba ulaştıran yolların en yakınıdır. Sair meşayihin nihayeti bu büyüklerin bidayetine derç edilmiştir. Bunların mensubiyetleri, sairlerinin mensubiyetlerin çok üstündedir. Anlatılan bütün bu meziyetler, bu tarikat-ı aliyyede sünnet-i seniyyeye tutunup imkan nisbetinde kötü bidatlardan kaçınma sebebiyle olmaktadır. Büyük zatlar batın işinde zahiren faydalı görseler dahi ruhsat da amele cevaz vermezler. Suret cihetinden zararlı görseler dahi azimet ile amel etmekten ayrılmazlar. Bu zatlar halleri ve vecitleri şer'i hükümlere tabi görürler. Zevkleri ve marifi şeriat ilimlerine hikmetçe kabul ederler. Hiçbir şekilde güzel şeriat cevherlerini çocuklar gibi vecdin cevizine ve halin havuzuna değişmezler. Sofiyenin vecdi icabı söyledikleri bazı zamansız sözlere aldanmazlar. Onların batıl sayılan fitnelerine kapılmazlar. Esası meseleleri bırakıp teferruattan olan şeylerle uğraşmazlar. fütuhat medeniyeye bırakmak suretiyle Fütuhat-ı Mekkiye ile uğraşmazlar. Yani Resulullah'ın esas emrini bırakıp yalnız keşiflerle yetinmezler. Halleri devamlıdır, vakitleri süresizdir. Zatın tecellisi bu zatlar için devamlı olup başkalarına bir anda çıkıp geçen şimşek gibidir. Sonunda gaiplik hali gelen huzur bu zatlara göre itibardan düşüktür. Şu ayet-i kerime bu zatların halini pek güzel anlatıyor. Öyle erlerdir ki onları ne ticaret ne de alışveriş Allah'ın zikrinden alıkoyar. Ancak bu büyük zatların tattığı zevk kaynağına herkesin anlayışı ulaşamaz. Hatta öyle olur ki, Kısır görüşü biri bu tarikatın bazı kemalatını inkara kalkar. Bu manada bir şiir. Ayıplarsa kusurlu biri bilmeden onları, kem sözlerden hep beridir onların sahaları. Evet, bu tarikatte sonradan gelenler, ondan bazı yeni incatlar yapmaya başladı. Bu büyük zatların asıl yollarını kaybettiler. Onların müritlerinden bir topluluk da sandı ki, bu yeni incatlarla tarikatı kemale erdirdiler haşa ve kella. Onların ağzından çıkan kelime ne büyük. Bunların yaptıkları kemale erdirmek şöyle dursun, bu tarikatın tahribine ve zay olup gitmesine çalışmaktadır. Bu tarikate onların yaptıkları ne kadar esef vericidir ve ne kadar. Bunlar bu tarikate öyle bidatlar ihdas ettiler ki, onları diğer tarikatlere bulmak mümkün değildir. Şöyle ki, teheccüd namazını cemaat kılarlar. Hatta bu vakitte teheccüd namazını cemaat kılmak için etraftan insanlar toplarlar. Onu tam bir cemiyetle, toplulukla eda ederler. İş bu yaptıkları tahrimi kerahetle mekruhtur. Fukaha, kerahetin gerçekleşmesi için nafile namaza çağırmayı şart görmüştür. Ancak nafile namazın cemaat ile edasını mahalle mescidinde kılmaya cevaz vermiştir. Bununla beraber nafile namazı cemaatinde 3 kişiden fazla olursa kerahetine ittifakla katılmıştır. Bundan başka bu bidatçılar bu vaziyette teheccüd namazını 13 rekat olarak kabul etmiştir. 12 rekatını ayakta kılarlar, 2 rekatta oturdukları yerde kılarlar ve bu son 2 rekatı da tek rekat olarak kabul ederler. Böylece kıldıkları 13 rekat olur. İş onların sandıkları gibi değildir. Resulullah Efendimiz teheccüd namazını bazen 3 rekat, bazen 10 rekat, bazen de 7 rekat olarak kılmıştır. Resulullah Efendimizin kıldığı bir teheccüd namazına gelen tek rekat ancak vitir namazın dolayısıyla olmuştur. Yoksa oturarak kılınan iki rekatin ayakta kılınan tek rekat yerine geçtiği manasında değildir. Üste anlatılan ilmin ve amelin menşei, sünnet-i mustafaviyyenin incelenmeyişidir. Onun sahibine salat, selam ve tahiyyatlar olsun. Asıl şaşılacak durum şu ki, bu gibi bidatlar, üleman beldeleri ve müştehitlerin yerlerinde revaç bulur. Allah onlardan razı olsun. Halbuki bizim gibi fukara zümresi, İslami ilimlerin feyzini onların bereketinden almaktadır. Doğru ilham eden, noksan sıfatlardan münezzeh Allah'tır. Bu manada bir şiir. Az anlattım sana derdimi, sebebi korkudur. Sizi yormaktan, yoksa kalan kelamın çoğudur.